Gazeteci Gökhan Kayış'tan EYT açıklaması. Emeklilikte yaşa takılanlar federasyonunun Twitter'da düzenlediği sohbet odasının bu haftaki konuğu BBN Türk TV haber sunucusu Gökhan Kayış oldu. Ne zaman çıkacak EYT, nasıl çıkacak, bu ülkede seçim ne zaman olacak sorularına Gökhan Kayış şöyle cevap verdi. Burada ikili bir sıkıntı var, külliye ile meclis. Kabine ile milletle karşı karşıya gelen milletvekili bu sistem içinde belki de bir denetim mekanizmasına yol açabilir diye umutlanmak istiyorum. Dün sizce Zehra Zümrüt Selçuk mu bu hikayede 2019 seçimlerinde sizin önünüze taş koydu? Yoksa Berat Albayrak mı? Bu sistemde Nebati mi karar verecek yoksa Vedat Bilgin mi karar verecek EYT'nin çıkıp çıkmamasına? Ne yazık ki vatandaşla karşı karşıya gelen vekille kabine içerisinde sizin bütçenizi oluşturan bakan arasında bir farklılık var. Bakanlar atanmış, vatandaşla karşı karşıya gelmiyorlar. Herhangi bir denetim mekanizmasına sahip değiller. Bugün Nebati hangi projeksiyonla giriyor? Koridorlarda konuşulan ne var? Berat Albayrak'la olan münasebeti konuşuluyor hala Nebati'nin. Var mıdır yok mudur onlara bilmem ama dünün o hikayesi içinde bence Zehra Zümrüt Selçuk'tan daha çok ekonomiyi yöneten, hazine ve maliye yönetenler EYT ile ilgili olmaz dedi. Ve Cumhurbaşkanı'nın önüne konulan o konuşmanın bir yazılı metni olduğu kanaatindeyim. Şimdi gelelim o lobi hikayesine. Ankara'dan gelen bilgiye göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli oturdu geçen aylar içerisinde. O ikili toplantıda hatırlarsınız. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın eviydi galiba orası. Ve EYT çıkacak karar alındı deniliyor. Gelen bilgi bu. Bu sefer o 2019'da 13 bin oyla kaybedilirken 28 bin pusulanın üzerinde EYT yazılıdır hikayesinden ders çıkarıldı ve bunun yaşanmayacağı söyleniyor ifadelerini kullandı. Hiçbir siyasi kurum ve kuruluşa bağlı olmadan gerçekleştirdiğimiz bağımsız yayınlarımız için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın.